Birleşikler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te verdiği randevu ile orada kendisine Kıbrıs konusunda son aşamayı değerlendirme fırsatı bulduk. Kendisiyle antant kaldığımız, bizim son 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kavramlarının teyidiyle ancak bir müzakere masasına geçilebileceği noktasında Türk hükümetinin de tam desteğiyle bu siyasetimizi sonuna kadar yürütmenin azim ve kararlı içerisinde olduğumuzu, çünkü Kıbrıs'ta eğer bir anlaşma olacaksa Birleşik Devletler'in kendi kararlarına bağlı olarak bunun elbette freely negotiable ve mutually acceptable, yani bu pazarlık özgürce yapılacak ve her iki tarafın onayıyla bir anlaşmanın olabileceği şeklinde zaten Birleşik Devletler'in kendi tahammülleri ve kararları vardır. Bütün bu beklentilerimizin yerine gelmeden bizlerin bir müzakere sürecine girmesini, kimsenin beklememesi gerektiğini kendisiyle paylaştığımızda kendisi de buna saygı duyduğunu, zorlamayla hiçbir sürecin başlayamayacağını, bunları geçmişte kendisinin denediğini, 2017 Krasmontana görüşmelerinde zaten kendisi genel sektör olarak neyin olduğunu çok iyi gördüğünü, çünkü netice itibariyle Kıbrıs Türk'ünün muktesep ve özdenken hakları dediğimiz egemenlik hakları ile ancak bir noktaya varılabileceğini, kendisinin de takdir etmesi gerektiğini zaten konuşmalar içerisinde bütün bunların kayda geçirilmesi bakımında da kendisiyle paylaştık.